söyler misiniz? Şu an başladık zaten çalışmalar. Çok hızlı şekilde gelen oyuncuları değerlendiriyoruz. Kulübümüze uygun oyuncuları seçmeye çalışıyoruz. Tabii ki işimiz zor. Zaten bu süreçler biraz zor oluyor. İnşallah kulübümüze layık oyuncuları seçip alacağız. Programlarımız da hazır. İlk etapımız Sivas'ta olacak. Ayın 13'üne kadar 14-15'e izin vereceğiz. 2 gün, 17'sinde de nasipse Erzurum'da toplanacağız. Ayın 29'una kadar da Erzurum'da ayarlayabilirsek 4 tane hazırlık maçı yapacağız orada. Sonrasında Sivas'a dönüp 2 gün izin verip lig haftasına başlayacağız. Programımız şimdilik böyle bir değişiklik olmazsa. 13 Temmuz'dayken hocam kamp bugün başladı mı Sivas Spor'da? Bugün akşam 5 hazır 6'da antrenmanımız var. Bugün başlıyoruz inşallah antrenmanı. Hepinizin davetli olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Tabii şimdi şöyle, bunu başkanım ve yöneticilerimizle istişare ediyoruz. Kısa sürede neticelendireceğiz inşallah. Tabii ki giden oyuncular içerisinde kalmasını istediğimiz oyuncular da olabilir. Mevcut oyuncular içerisinde tabii konuşacağız, oyuncularla da görüşeceğiz. Ona beraber karar vereceğiz ama şu an netleşmiş bir şey yok. Tabii ki transfere kilitlendik şu an. Eksik bölgelerimize doğru oyuncuları bulmaya çalışıyoruz. O yüzden de çok haralarla çalışıyoruz işin açıkçası. O yüzden dediğim gibi istişare ediyoruz. Onu kısa sürede netleştireceğiz inşallah. Başkanımız daha önce yaptığı bir açıklamada, yani kısa sürede yaptığı açıklamada Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. Sırada lig var. Neden olmasın diye ifade kullandınız başkanım. Siz neler söylersiniz? Yani hedefin diğer açıdanını böyle bir şey bulmadınız. Şimdi şöyle, ben dedim, Sivas benim için çok farklı gerçekten. Bunu çok samimi söylüyorum. Biz çalışacağız. Mevcut oyuncu kadromuzu elimizden geleni yapacağız. Tabii ki istiyoruz ki Sivas Spor en yukarılarda bitirsin. Tek amacımız bu olacak. Şimdi şurada bitiririz demek çok bence doğru olmaz. Ama Sivas'ı hak edeceği yere çıkartacağımızı düşünüyoruz. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi ben de biraz tabii baktım. Halkın da bence çok tepki göstermedi bize. Onay verdiklerini düşünüyorum. İnşallah onların da bu beklentilerini karşılayacağız diye düşünüyorum. Tabii tek sisteme göre... Şöyle bir ara söyleyeyim. Yani Seyfettin kendi sistemine göre mi takımı kuracak, oyunculara göre mi sistemi şimdi kuracak? Şimdi elimizde mevcut oyuncular var. Evet. Alacağımız oyuncularla da bunları harmanlayacağız. Tabii ki de tek bir sistem üzerinde kalacağımı söyleyemem. Çünkü zaman zaman oyun içerisinde farklı sistemlere geçebiliriz. Tek sistemde kalmayacağız. Ama şunu net söyleyebilirim. Tabii bu sistemi de açıklamayayım ama coşkulu, yani rakibi ısıran, biraz da oyun oynamaya çalışan bir takım olacağını söyleyebilirim özet olarak. Tabii şu çalışmalarımıza bir başlayalım inşallah. Gelen oyuncuların da diğer oyuncularla harmanladıktan sonra daha net güzel şeyler çıkaracağız inşallah. Benim altyapıda başkanımızın emekleri çok büyük. Evet. Altyapı yatırımı yaptık. Hemen hemen her kategoride bir takımda oynayan sporcularımız var. Evet. Seyfet Çetin'in gençlere bakış açısı nasıl olacak? İnşallah hep beraber şahit oluruz. Öncelikle tabii ki kulübümüzü belli bir seviyeye getirmemiz gerekiyor. Genç oyunculara elimden geldiğince fırsat vermeye çalışacağım. Tabii bunu söyleyerek olmayacak, göreceğiz, yaşayacağız. Hep beraber göreceğiz. Ama dediğim gibi başkanımız, yönetimimiz altyapıya çok önem verdiler. Tesisleri var. Her türlü ilgileniyorlar. Murat hocamız var, altyapı sorumlusu. Bir tek handikapımız bu pandemi döneminde giden 2 yıl oldu. Çocukların bayağı bir gerilemesine sebep oldu ama mevcut şu an gençlerimizden iyi oyuncular var. İnşallah onları da kamp alıyoruz, şimdi değerlendireceğiz. İyi olan A takımda kalmayı hak eden oyuncuları inşallah A takıma alacağız. Hızlı bir şekilde transferlerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Transfer işi de çok zor iş ve ekonomik sıkıntılarda biliyorsunuz had safhada ve geçen yıldan kalan da borçlarımız da var. Onları da ödemek için büyük bir gayret sarf ediyor yönetici arkadaşlarımız. Gerçekten çok dinamik, fedakar, cömert arkadaşlarla beraberiz. Herkes elinden geldiğince çalışıyor. İnşallah o borçlarımızı da ödeyip yeni sezonda takımımıza faydalı olacak oyuncuları mutlaka kazandıracağımızı söyleyebilirim. Hocamızdan ve ekibinden artık güzel bir performans bekliyoruz bu dönemde. İnşallah. Aynı yönetimimiz gibi. Aynen. Teknik aynen. Heyetimiz de öyle. Takım da genç ve dinamik bir takım olacak inşallah. İnşallah. Geleceğin Sivas Sporu'nu
el birliğiyle kuracağız inşallah. Şimdi onu istişare etmemiz gerekiyor. Şimdi burada bir oyuncuyu söylemem de şimdi yönetimimizle istişare edelim. Tabii ki belki olabilecek ama onun yerine koyabilecek miyiz oyuncu var mı ona bakmamız gerekiyor. Onu bir net istişare ettikten sonra karar vereceğiz inşallah. Hocam düşündüğünüz transfer sayısı mevkide hakkında bilmemek istersiniz şu an? Yani şöyle, yani bir 6 numara düşünüyoruz. Bir stoper düşünüyoruz çünkü mevcut oyuncuların sözleşmesi biten oyuncular falan var. Forvetimiz yok biliyorsunuz. Bir omurga lazım. Aynen, bir omurga lazım takıma. Düşündüğümüz yerler var tabii bölgeler. Onları da sizler zamanında göreceksiniz zaten. Yabancı üzerinde devam ediyor, yerinde var mı? Valla işin açıkçası yerli oyuncu bulabilirsek ben yerli oyuncu daha çok tercih ederim. Ama tabii biliyorsunuz ülkemizde de çok bir sürü takım var. Herkes de yerli oyuncu arıyor kadrosuna katabilmek için. Biz de bulabilirsek bize uygun oyuncuları yerli oyuncu da takımımıza katmak istiyoruz. Şimdi aslında biraz fikir yürütüyor bazı takımlar. Max Gradel'in maliyetinin biraz daha fazla olmasından dolayı belki Sivasspor bu maliyetten kurtulmak ister düşüncesiyle böyle bir arayışlara geçtiler. Bu aslında çok doğru bir hareket değil. Yani bizim sözleşmesi devam eden oyuncumuz. Ama böyle iyi bir tekliflerle gelip de Max Gradel'de ayrılmak isterse tabii onu da düşünmek gerekiyor Sivasspor'un menfaati açısından. Ya resmi herhangi bir şey yok şu anda. Bazı şeyler yani benden bir görüşme izni istediler. O izni de verdim.